Merhabalar. Bakın size kimi getirdim. Dede! Dede! İnanamıyorum. Ay, hiç değişmemişsin Çilek. Sen de hiç değişmemişsin Toprak. Harikasınız. Senin için sihirlerimden geldiği kadarıyla bu ailedeki tüm perileri aynı tutmaya çalıştım. Aman ne iyi etmişsin. Ne güzel seni eskisi gibi görmek. Seni de. Ha canım. Seni çok özledim. Ay böyle sımsıkı sana sarılabilmek istiyorum ama. Ben de istiyorum Dudu. Ama istersen beni bir daha donduracağın zaman eski halime çevir de insan olarak geri döneyim, öyle sarılalım. Olur, öyle yaparım. İnsanlar perileri öğrenmişler. Buna sevindim. Evet dede, artık annemizin bir peri olduğunu biliyoruz. Sen de kimsin? O Ceren dede. Ben de Cem. ne yapayım? Bütün çabalarıma rağmen fanileri aynı tutacak bir sihir henüz keşfedemedim. Bunun dışında her şey aynı kalabilir. Bu hiç adil değil. Hayat adil değil. Sana bir şey olmasını istemiyorum Taci. Dudu, bunu anlıyorum. Ben de senden ayrılmak, bu diyardan gidip seni arkamda yalnız bırakmak istemiyorum. Ama... Lütfen hemen cevap verme. Biraz daha düşün. Ben de senden ayrı kalmak istemiyorum. Ama bu dünyada yaşadığını bilmek bana güç verecek. Belki daha az görüşeceğiz. Ama bu dünyada olman benim için çok önemli Taci. Peki. Ama düşüncelerimin değişeceğini sanmıyorum. Buyurun, ikinci bardak. Afiyet olsun. Ah, merhaba Suzancığım. Ay hoş geldin kız. Nerelerdesin? Akşam oldu, merak ettim. Çok haklısın hayatım, kusura bakma. Annemlerde işim çok uzun sürdü, o yüzden geciktim. Ay şey, bir mevzu mu var? Ailevi bir mesele. Yani ziyaret. Aa, sen bugün ne kadar güzel olmuşsun Suzan. Güzel mi, şirin mi? Ay doğru söylüyorsun, düzeltiyorum. Şirin olmuşsun. Ay iyi de kızlar, ya bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi ben hala anlayabilmiş değilim. Ne yani, ben şimdi artık kadınsı görünmüyor muyum? Dişiliğimi mi kaybettim yani? Aa Suzancığım, olur mu hiç öyle şey? Tabii ki dişisin ama böyle daha hanım hanımcık olmuşsun. Hani makyajın hafif, tokalar falan cici bici olmuş yani. Ay sahi mi? Sağ ol. seninkinden ne haber kız? Ne yapıyor kreşte? Bugün 4. gününü tamamladı. Öğretmeni çok uyumlu diyor ama ben biliyorum bizimkini. Onun şimdi alışma dönemi. Bir süre sonra o yine haylazlığa başlar. Canım olacak o kadar. Sonuç olarak o bir çocuk değil mi? Olunca ne kadar olacağını görürsün. Pek öyle hafif alınacak şeyler olacağını sanmıyorum. Betüş dedi ki her gün kreşe siz götürüp getiriyormuşsun sen. Bak şekerim, benden sana bir komşu aklı. Yani naçizane benim fikrim tabii. Şimdi ben bir iyi ebeveynler takımı diye bir yere girdim. Burası bir kulüp, tamam mı? Ve oradaki uzmanlar diyorlar ki çocuğun kişiliğinin gelişmesi açısından senin kızın yaşları çok önemliymiş. Yani özgüvenin kendine gelebilmesi için kendinin gidip gelmesi gerekiyormuş. Yani her çocuk gibi servise gidip gelmesi gerekiyormuş. Öyle anne babalar üzerine çok titrerlerse özgüveni sarsılır, kişiliği gelişmezmiş diyorlar. Biliyoruz da kızın yaramaz bir peri olunca korkuyorsun. Ayrıca babası pimpirikli şekerim öyle kendi başına gidip gelmesine izin vermiyor. Ben ne yapayım? Ayrıca ne demek ki yani? Başka nasıl bir sebep var? Ayrıca mı dedim ben? Hiç farkında değilim. Kafam kim bilir nerede? İşte özgüveni gelişmiş bir çocuk. Ayol el alemi çocuğu, okullardan evlere servisle gider gelir. Bu da ta oralardan buralara tek başına gelir. Cimcime. Çilek, nereden çıktın sen kızım? Suzan teyze özetledi ya anne. Bir saniye gelir misin? Seninle bir şey konuşmamız lazım. Gelirim, izninizle. Aa,
sen de bize bir şeyler ikram edeceksin herhalde Suzan Hanımcığım. Kız, bu hamile halimle börek mi açacağım sana? Ne varsa al, senin yerin zaten. Al. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.